Evet efendim, komutanımız. Geçmiş olsun sayın bey. Sağ olun. Ambulans nerede? Nerede kaldı bunlar ya? Gelmek üzere efendim. Hangi birliktensiniz siz? Çeliktepe Jandarma sayın valim. Bu iki delikanlı benim ve buradaki birçok masum insanın hayatını kurtardı. Çok teşekkür ederim size. Sağ olun, görürüm size. Halis nerede? Şu tarafa gittiler komutanım. Gidelim. Sayın valim. Koş, koş. Koş! Muharrem, iyi misiniz? İyiyiz komutanım da. Adamlar kaçtı. Kerkük nerede? Senin yanında değil miydi abi? Esat Bek. Esat Bek'im. Ya ne yaptılar sana böyle? Sen kimsin hemşer? Çok zaman oldu öyle ya. O zamanlar benim böyle sakal da böyle değil tabii. Ben seni tanımıyorum. Esat Bek. Enişte. Enişte. Sen beni nasıl tanımazsan ya? Ben Süleyman, Süleyman. Hey. Peki ya Esma? Esma? Biricik balan Esma. Onu da mı unutmuşsun? Süleyman, iyi misin? Etme bana bunu. Yapma bana bunu. Süleyman, ne oluyor abi burada? Ne diyeyim ki ben? Ben seni tanımıyorum. Benim kusuruma bakma. Ama yine de... yine de. Halep'teki doktor da dedi ki... Senin hafızanda araz vardır dedikti. Beni affeyle. Hafızanda mı? Kerkükle.
Kim bu adam? Bu benim gayip olan eniştemdir Osman Bek. Esma'nın babası. Osman'ın babası mı? Saçmalıkların hepsini bir yana bırakıp bu ikisini gebertmemiz lazım. Yapılacak tek şey bu. Ya bir sakin olur musun Necla? Ne yani? Eylemden memnun kalmadın mı Necla Yaval he? Ya çatapat patlatsaydık daha iyiydi Miro. Ben senin gibi düşünmüyorum ha. Eminim öyledir. Ve eminim bu konuda söyleyebileceğin süslü püslü terin mutlaka vardır Miro. Ya bomba patlamadı mı? Patladı. E şimdi bu haber basında çarşaf çarşaf yer bulmayacak mı? Bulacak. E daha ne istiyorsun ha? Wey. Basınmış. Ya şu tartışmayı bir kenara bırakır mısınız? Bir an önce çıkıp gidelim şuradan. Alo Osman. Nasılsın Osman? Nerelerdeydin ya? İyiyim. İyiyiz. Yakışıklı dayım nasıl? Beraber misiniz? Süleyman şimdi valilikte. İzin işleriyle uğraşıyor. Birlikte gelirsiniz değil mi? Bak nenem bir kazan yemek yaptı benden söylemesi. Esma. Bir soru mu var Osman? Sana bir şey söylemem lazım. Dinliyorum. O burada. Valilikte. Süleyman'la beraber. İzin belgesi almaya çalışıyorlar. Mülteci kampından çıkmak için. Kim burada Osman? Ne diyorsun sen? Baban burada Esma. 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 Esma ne oldu balam? Esma söylesene kızım ne oldu? Yoksa Süleyman'a bir şey oldu. Baba buradaymış nene. Geri dönmüş. Esma, hava çok serttir. Bulam girseydin içeri. Yok nene, iyiyim ben. Biliyordum. Ben özüm Esat Bey'in bir gün bize avdet edeceğini, eve döneceğini biliyordum. Allah şahidimdir. Bir dakika bile yitirmemiş hem umudumu. Osman'ın sesi biraz kötü çıkıyordu nene. Ben ona takıldım. Belki başka bir sebebi vardır balam. Kötü düşünmeyesen hemen. Bu haberin geldiğine hala inanamıyorum. Bunlar mı nene? Ha? Onlar.
onlar galiba. Osman babam nerede? Osman sakin ol, tamam mı? Sakin ol. Dayı, babam nerede? Baba. Çok özledim seni baba, çok özledim. Döndün sonunda. Saçların ağırmış. Nasılsın, iyi misin? Ben şey... İçeri girelim mi Esma? Neler oluyor dayı? Eve girelim ya. Haydi. Haydi enişte. Osman neler oluyor? Esma. Bak baban geldi. İşin en önemli kısmı bitti. Şimdi sabretmen lazım. Sen içeri girdiğinde Süleyman her şeyi tek tek anlatacak. Ama şimdi Esat Bey'in dinlenmesi lazım, tamam mı? Hem de çok iyi dinlenmesi lazım. Hadi siz içeri girin. Hadi. Bu saatte karakola gitmeyeceksiniz değil mi? Bilmiyorum ki Devrem. Tugay'a geçelim. Yarın sabah gidersiniz. Hadi. Nasılsın Fidan? İyi misin? İyiyim. Oturuyorum işte. Çıkmadın mı hiç dışarı? Yok. Nereye çıkacağım ki? Doğru. Var mı bir şeye ihtiyacın Fidan? Yok, sağ olasın. Sait, ben hep burada mı kalacağım? Komutan bir karara varacak Fidan. Ama her halükarda ben senin yanındayım. Sakın merak etme. Duydun mu Fidan? Sen sakın merak etme. Bak, zor kısmını bitirdik işin. Bundan sonra her şey çok daha güzel olacak Fidan. Ama sen sakın merak etme. Tamam mı Fidan? Sen sakın merak etme. Hı hı. Thank you.
Çelik Tepe'ye gitseydik keşke. Ya gündüzün şerri gecenin hayrından iyidir Emmoğlu. Yatı işte, ne yapacaksın? Ne hikaye ama abi ya. Müthiş bir şey. Aynen öyle. Adam ne zamandır kayıpmış? Vallahi ikinci savaştan sonra Amerikalılar tutuklamış işte. Neredeyse 10 yıl eder abi o. Yani 10 yıl etmese de böyle temiz bir 5-6 yılı var. O sırada Musul ve Bağdat'ta üniversitelerde görevliymiş Esat Bey. Hoca mıymış yani? Vay canına. Öyle. Sonra eve baskın oluyor. Esma'nın annesini öldürüyorlar. Esat Bey'in eşini ya. Sonra Esat Bey'i alıyorlar, işte olay bu. Peki nereye götürmüşler Gontan'ı? Yani hapiste falan mıymış kendisi? Gontan'a mı? Dünyanın ta öbür ucu. Bu adamın orada bu hale gelmesi de normal komutan. Öyle vallahi. Ama bundan sonrası önemli. Ya bu hale çok acı çekmiş ya. Çok. Ben de ona anlatmışım. Benim kusuruma kalma. Eğer sen benim öz kızımsan... Ona ne şüphe Esat Bek? Eğer öyleyse... mümkün yok. Benim bu zihnim yerine gelecektir. Ama... şimdi mazur görün beni. Ben... öyle bir cehennemden çıkmışam ki insanoğlu zor da yanabilir. Müsaade var mı? Ben sana yerini göstereyim baba. Esat ağama ne oldu ana? Bu ne hal? Buna da şükür Süleyman. Hep düşlerimde Esat Bey'i görmüşler. Ellerini zincirlemişler. Kollarını, gözlerini bağlamışlar. Teyyar eder o büyük denizlere atmışlar. Çok şükür. Korktuğumuz gibi olmamış. Buna şükür. Bundan sonra dua bizden, inayet Allah'tandır. Bir ihtiyacın var mı baba? Allah razı olsun senden. Kızım. Şimdi benim aklıma gelir ki şu karşımda duran hanım kişi benim öz kızım değilse, öyle değilsem bile kendi kendime demişim ki Esat, insanın böyle bir kızı olursa maşallah demeli. Bahtlı adam mısın derim kendime. Baba, ben senin kızınım. Sen de benim babamsın. Bunu da aşacağız baba. Sana söz, bunu da aşacağız. Sen şimdi yat uyu, dinlen. Sana söz, yarın sana kızın dünyanın en güzel kahvaltısını hazırlayacak. Allah razı olsun senden. Gam, keder görmeyesen.
bu herif hala dışarıda bekliyor ya. Ya ben bu herifin gece uyuduğunu da sanmıyorum başçavuşum. Ya bin git Değmen'im, hayda Değmen'in yerine şu meseleyi konuş, hallet ya. Bu böyle sallantıda kaldıkça sen de geriliyorsun bak. Gerilmek ne gelme abi? Gerilmek ne gelme? Affedersin ama ben bu karakolda elastiki özelliğini kaybetmiş don lastiğine döndüm. Gerilmiyorum artık yani. Ederim da sen gerginsin diye işte ya. Oy, ula ilk geldiğin günü hatırlıyorum da. Böyle kalem efendisi bir adamdın sen Değmen'im ya. Ne oldu sana ya? Değil mi? Ne oldu bana ya? Bana ilk dediğini hatırlıyor musun? Yok. Ne dedim? İlk geldim böyle abi kapıda. Affedersiniz, çayı acaba nereden alabilirik? Ya dalga geçmek başlamışım ya. Şimdi şu haline bak ya Değmen'im. Küfrün bini bir para ha. Aslan Değmen'im benim. Siz bozdunuz abi beni. Bu karakol bozdu yani beni. Tabii tabii. Ya tamam, eski günlerden falan konuşuruz da bu herifi ne yapacağız ya? Dışarıda bekliyor hala. Tamam, al içeri. Ya niye ben alıyorum? Sen al içeri. Ben niye alacağım ya? Benim işim var, gücüm var, gidip onlarla uğraşacağım ben. Oh be abi, oh. Herkesin işi gücü var. Hakan Teğmen de burada Sait'in gönül yaralarını sarsın. Gülme ya Allah aşkına. Ya nereden geldi aklıma bilmiyorum da aklıma o şey geldi ya. Güzin abla vardı. Allah Allah. Ya tamam, darlanma hemen, kızma Teğmen'im. Alayım mı çay içeri? Ya bırak ya, bırak. Ben alıyorum. Sen neredesin lan burada? Ben mi komutanım? Ha sen. Komutanım, Sait sizinle konuşacaktı da çok gerildi. Ben ona moral destek takviye için buradayım. Ne takviye destek? Moral destek takviye. Bir çeşit ilişki danışmanlığı, kişisel gelişim. Mahmut, sana buradan bir koyarım. Koğuşu da deler, revirden çıkarsın abicim. Yürü lan! Emredersiniz komutanım. Allah Allah. Evet Sait Bey, başlıyoruz değil mi yine? Ben size karşı çok mahcubum komutan. Ol zaten. Ol, mahcup ol yani. Bak abicim, bugün personel şubeye gideceğim. Bu senin meseleni görüşeceğim. Ama onlar ne derse o. Doğrudur komutan. Ha, yani hukuki olarak ne söylerlerse onu yapacağız, tamam mı? Emredersiniz komutan. Ha, ben bu kadar tırmaladığım halde yine de istifa edersen oyarım seni Sait, oyarım. Anladın mı lan? Emredersiniz komutan. Hadi yürü gitsin de. Emredersiniz komutanım. Osmanlılar geldi. Ne sırat oğlum? Gece gorgulukla mı yattın? Yok, iyiyim ya. Hoş geldin Muharrem kardeşim. Hoş geldiniz komutanım, hoş geldiniz. Sağ olun Muharrem. Mahmut, tadın yok oğlum senin bugün. Ne oldu lan? Tavuk fiyatları mı düştü? İyiyim ya komutanım. Yok bir şey, iyiyim. Ya tavuk dediniz de, Charlie nerede oğlum? Charlie mi? Charlie ne lan? Muharrem onbaşı Noruz'u var ya, onun adı Charlie komutanım. Muharrem'in horozu, Mahmut'un tavuğu. Manyaksınız oğlum siz. Mahmut! Lan Charlie nerede lan? Charlie de Charlie, Charlie de Charlie. Ne bileyim ben nerede Charlie ya? Allah Allah, ben Charlie'nin çobanı mıyım ya? Boşver Muharrem, bu yine muayyen günüydü. Amir, Charlie nerede lan? Fatih'le takılıyorlar. Var ya onbaşım, sen yokken o kadar ilgilendi ki Charlie'yle. Gezdirdi, karnını doyurdu, yemek yedirdi. Hatta var ya, Hakan Teğmen'le papaz bile oldular Charlie için. Esak mı lan? Ulan bak, Tugay'dan çıkarken aklımdaydı. Kendi kendime dedim ki, şu Fatih altından şöyle ufak bir hediye alayım dedim ya. Çam sakızı çoban armağanı. Vallahi hak etti çocuk. Ya Osman Kanat acele ettirdi, alamadık. Olsun, çarşı izninde alırsın.
Gel arkada bir yerde ver, gidip bulalım. Ya bak Serkeş böyle yaramaz görünüyor ama yiğit çocuk aslında ha. Ya baktığında sonuçta yandan yemiş bir adam abi. Yandan yemiş ne lan? Ya böyle çok travma atlatmış, çile çekmiş, yani darbeli gibi düşün. Ya Allah'ın garibi işte. Ama baktığın zaman bak, çok böyle mesuliyet sahibi, iyi niyetli, iyi bir insan ya kadasını aldığım. Görev nasıl geçti dede? İyiydi ya hamdolsun. Ya emmoğlu, nereye götürdü Charlie'yi? Charlie bu herif bak, ya. Şurada olabilir biliyor musun? Çünkü Fatih ne zaman bir yere çökse kesin dumanlıyor abi. Bilişme. Fatih'e laf yok. Fatih'e laf yok. Lan ister misin? Şöyle gizliden gidelim korkutalım adamı. Kamil. Yemekte ne vardı? Köfte. O zaman bu herifin elindeki bu kimin budu? Onbaşım, geldin mi sen ya? Biz seni yarın bekliyorduk. Sen Charlie'yi yedin mi lan? Yedin mi lan sen Charlie'yi? Ama şimdi bana müsaade et, ben bir anlatayım. Ulan sen de vicdansız, ne alçak, ne çukur bir adamsın ya. Ne adamsın lan sen? Muharrem, bak müsaade et, bir dinle beni. Ulan bak, elinde Charlie'nin buduyla bana müsaade et diyor. Elinde Charlie'nin budu, bana müsaade et diyor. Evet, haklı adam, haklı yani. Pardon kardeşim, bir ikram bile etmedik adama yani. Yer misin Muharrem? Çok iyi pişmemiş gerçi ama. Komşulara dağıtacakmış. Oh oh oh. Bize de dağıtıverir. Bize de dağıtıverir o. Böyle hiç radyo dinlemeyiz değil mi? Bir radyo açalım hadi. Dur bakalım neler var. Ellerine sağlık Zeliha. Afiyet olsun. Bak bak. Haydi. Koca baba. Benim yerime şurada başkası olacaktı. Vay ya senin şu hareketlerini videoya çeker, sosyal paylaşım şeyinde paylaşırdı yeminle. Aman be, neyini paylaşıverelim? Şurada iki döneverdik be. İki döneverdik. Ulan torun geliyor, torun değil mi? Osman da iyi, Allah'a çok şükürüyoruz. Yo üstüne üstlük. Ben karımdan da şu Nizam'ı tatlıya bağlayıverdim. Ya Saadet'i bir kurtarıverdim değil mi? Ben oynamayacağım diye kim oynayıverecek? Hazret adam. Haklısın babacığım. Keyfini çıkar. Bak kahvemi içiveriyorum. Kocanın aşağıda lokma döküveriyor bak. Kokuyor görüyor musun? Ya bir de şu hacı parasını bir buluversen var ya. Allah'tan başka bir şey istemeyeceksin gari.
Dört ayak üstüsün koca baba. Dört ayak üstüsün. Fevkalade ballısın yani. Ulan biz kedi miyiz? Dört ayak üstüne düş. Lan edepsiz herif. Kediymiş. Dört ayak. Bak. Ya Fatma. Lokma olmadı mı da? Olmadı bak. Olsa getir beni de o. Getir beni de. Aa, ulan bak şimdi uyum. Kedi devirdi ya. Kıskanı vere beni. Ah! Anladım ben. Ben tabii ileri yaşlı böyle hareketli şeydi verince değil mi? Enerji bir şeydi. İmreni verdi. Ay Allah. Ulan şimdi. Şişti mi karnı karnı şişti mi? Şişmak kedi. Ulan sen... Ay güneş ay hiç yok şey yok. Ayol neredesin? Anne namzedi. Zeliha kız. Ah. Ne oldu koca baba? Ha? Bak kedi çağırdın kedi geldi. Ha? Hem de maat kedisi. İbrahim. İbrahim. Sen bile. İbrahim. Bir isteğin vardır Esat Bek. Sağ olasız. Allah razı olsun. İndi. Biz de inelim birazdan eniştemden ana çarşı pazara. Gidelim şöyle kendimize güzel esvaplar alalım. Hı? Bir de gidelim bir berber yüzü görelim ha enişte. Çok iyi olur dayı. Ben de geleyim mi baba? Bilmem. Olur. Âlâ olur. Musaf nerededir? Kur'an sesi duymak ne büyük rahmettir, bilir misiniz? Beş vakit ezan sesi, bir besmele işitmek. Ben özüm kaç yıl var ki bilmiyorum. Onlarsız yaşamışım. Derler ki... Hafızaya en ziyade yarayan, faide eden şey hafızlıktır. Umulur ki mene de bir faidesi olur da. Kızım ile yaşadığım hoşça vakitler yadıma gelir. Hatırlarım onları. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Halis. Nereden böyle çanta manta? İstifa mı ettin ha yoksa? Vallahi benim de aklıma gelmiyor değil biliyor musun Halis istifa etmek. Cık. Ya abi gece rüyamda bile Durali Başçavuş'u görüyorum. Bir gün Durali Başçavuş'u bir gün Osman Kanat'ı. Bir gün Durali Başçavuş'u bir gün Osman Kanat'ı. Abi kafayı yiyeceğim ya. Var mı böyle bir hayat? Bak
haklısınız komutanım. Özellikle o söylediğiniz ikinci isim var ya. Osman Kanat. Ya o rüya değil, o tam bir kabus yani. Osman Kanat deyince aklıma geldi. Domates mi yetiştirsem diyorum ya. Hıyar. Yok yok, domates ya da çiçek. Bu şeyler var ya, bamya. Çiçek bamya ya da Ayşe Kadın. Ayşe Kadın? Ya da böyle egzotik meyve isimleri var ya. Halis var ya, bunlarda deli para varmış lan. Vallahi öyle diyorlar yani. Sen çiften nereye gidiyorsun böyle ya, çantamantı? Ufak bir şey var da komutanım. Lan halı saha maçın var lan ha? Ona gidiyorsun değil mi? Yok komutanım, operasyon. Ulan Halis, kimi yiyorsun lan? Kimi yiyorsun lan? Biz asker değil miyiz oğlum? Ha? Biz operasyona böyle deri ceketlerle, çantalarla canti canti mi gidiyoruz lan? Ha? Ya operasyon derken öyle değil komutanım. Bu hani sağlık, saat işleriyle ilgili. Ha pardon ya. Pardon. Ne oluyor? Hayrola? Ne operasyonu bu? Şey komutanım. Şey çok böyle... Ne? Kibar bir şey. Müsaadenizle komutanım ben... Ben... Nazik bir şeymiş. Ya, anlamadık sanki işte. Ya istedik ameliyat desene sen şuna. Kesin burnunu yaptıracak bu herif. Ulan istedik nereden geldi ya? Girin. Hoş geldiniz sayın benim. Sağ olun komutanım. Oturun lütfen. Sağ olun. Bir şey içer misiniz? Sağ olun komutanım, zahmet etmeyin. Bu kışlık zimmetler bana hala gelmedi astsubayım biliyorsunuz. Hazırlıyoruz komutanım. Ne haber? İyi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel sürpriz bu. Öyle oldu değil mi? Hava iyi oldu. Aa, üsteğmenliğim geliyor biliyor musun? Vallahi. Çok güzel haber bu. Vallahi ben de heyecanlanmıyor değilim doğrusu. Güzel güzel. Benim daha yolum uzun ya. Ya ben bazen böyle projeksiyon yapıyorum biliyor musun? Projeksiyon? Ha, ileriye dönük yani. Böyle düşünüyorum yani... Sen böyle yükseliyorsun ya... Böyle daha da yükselmişsin inşallah. Yani böyle kara kuvvetlerinde... Böyle kurmay başkanlığına kadar yükselmişsin mesela. İnşallah. İnşallah. Ben de böyle yüzbaşılıktan emekli olmuşum. Ama daha yaşım genç olduğu için... Böyle bir iş hanında... iş bulmuşum. Yönetici olarak. İş hanımı yok artık. Böyle ama ya. Ve işin kötüsü ne biliyor musun? Ne? Hansok mu? Yok be. Yani mesela biz evliymişiz. Yani çok acayip değil mi yani? Sen çok naifsin biliyor musun? Çok çocuksun ama çok tatlısın. mesaideyiz tabii. Sahi bir şey içmiyor musun? İçeriz ya, kahve içeriz. Tamam. Ya ben ne için geldim biliyor musun aslında? Bu Sait için geldim. Ya bela oldu yani başıma ama öyle böyle bela değil yani ya. Ya püsküllü bela. Ya ne yapacağız biz bu herifi ya? Sevenleri ayırmayacağız. Ha? Nasıl yani? Yani kız etkin pişmanlıktan yararlanmış. Üstelik yargı kovuşturmasında suçsuz olduğu anlaşılmış. Kız serbest. Böyle bir durumda da biz kimin kiminle evleneceğine karışamayız değil mi? Ah. Tamam. Emin misin ya? Evet. Bu yorum kime ait biliyor musun? Kimin? Hüsamettin babaya. Yok canım. Ya. Allah Allah. Vay be. İyiymiş ya. Çözdük yani. Süpermiş. Ulan Sait. O
Oğlum bu herifin gözü iyice karardı lan. Hadi buna üzülmüyorum da. Dur hadi başça başa ne diyeceğiz? Keşke öbür gözünde kapataydım zibidin. Ya dede, özür diledim ya, ben daha ne yapayım? Allah aşkına ben daha ne yapayım ya? Lan, insan emaneti yer mi lan? Yam yam! Bak onbaşım, canım abim benim. Önce de anlattım bak, aynen olay şöyle oldu. Safet, sen git mutfaktan bir tane temiz bez, bir de böyle çaydanlığın dibinde kalan çayı al, bir kaba koy, koş getir hadi. Tamam abi. Hadi abi. Nasıl oldu lan? Nasıl oldu? Charlie gelip böyle zorla senin o yağlı ağzının içine mi girdi lan? Nasıl oldu? He? Charlie karşına geçip böyle gibini mi dedi? Nasıl oldu? Lan ne Charlie'ymiş arkadaş ya? Ya bir durun anlatsın Fatih ya. Anlat Fatih. Teşekkür ederim Murat. Eyvallah kardeşim. Şimdi abi bak, yemin ediyorum sana ben Charlie'yi böyle gezdirdim, tozdurdum, yedirdim, içirdim. Sonra da yedin. Bu şimdi bayağı böyle bir dombil oldu, tamam mı? Böyle çok kilo aldı yani. Bu ya sen bunun son halini görsen var ya. Bu horozdan ziyade böyle bir köpek gibi, böyle bir ne bileyim ayı gibi bir şey oldu ya. Neyse ben bunu eğittim, tamam mı onbaşım? Eğittim böyle geh geh Charlie deyince bu geliyordu. Ele falan gelmeye, kucağa gelmeye başladı. Ben buna geh geh Charlie dedim. Bu geldi. Ben bunu kucakladım. Tam böyle bunun ben böyle tüylerini, kuyruğunu falan okşayacaktım ki ayıptır söylemesi elime butu geldi. Allah Allah bak sen. Ben şeytan uydum Muharrem. Yemin ediyorum sana ya. Vallahi billahi böyle butu koskocaman elime gelince ılık ılık ben de şey oldum yani. Gebertir lan ben seni. Gebertir bırak. Gebertirim, gebertir, gebertir. Ya özür diledik ki onbaşım. Daha sen ne istiyorsun ben anlamıyordum ki ya. Ver lan. Ne getirdin mi ver şunu ya. Of. Bu ne dayı? Ne yapacaksın bunu sen? Senin soru soracak durumun mu var? Ha? Senin öyle bir muhakeme pozisyonun var mı ya? Sen ne yapıyorsun dedi? Ya çay kompres. Çay kompres? Çay kompres. Development by Shazimet. Shazimetli'nin bulduğu simple bir çözüm. Tedavi yöntemi. Lütfen bir bana bırakın ya ben de. Yam yam herif. Pis adam. Katil deve. Bacadan inme karaktersiz. Mal değme. Her yeli. Ucubesin oğlum, ucubesin. Kılıksızsın. İnsan değilsin oğlum sen. İnsan değilsin, adam değilsin sen, değilsin. Eyvallah ya umaşım. Vallahi ya eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim yani. Adamı cevap verme lan. Bir daha adamı cevap verme, adamı cevap verme lan. Vurun, Fatih'e vurun. Vurun Fatih'e. Vuracağız tabii, horoz katili. Gel buraya. Gel buraya, gözüne bak. Ay nasıl sevindim, nasıl mütehassıs oldum Zeliha kız. İnşallah hayırlısıyla çocuğunuzu kucağınıza alırsınız nur topu gibi. Tebrik ederim. Sağ olun. İnşallah da siz nereden duydunuz Selma Hanım? Hayır yani çok yeni, kimseye de söylememiştik de o bakımdan yani. Duyulmayacak gibi mi ayol? Senin bu adam ayaklı kasta gibi maşallah. Ona bir havadis ver, yarın Eskişehir'den Kütahya'dan dinlersin yani. Vallahi ben kimseye bir şey demedim Zeliha'm. Hatta hadisenin hararet sebebiyle adetim hilafına ben kahveye bile gitmedim. Sen biliyorsun yani yeminle. Canım sen aman iyiyin bu çubuk pembeye döndü diye feryat figan dükkandan dışarı fırlayınca bütün ata beni duydu ayol. Habere ne gerek var? Ah Serbülent ah. Neyse teşekkür ederiz Selma Hanım. Fatma yok mu kız? Huzur evine mi yolladın yoksa? Tövbe tövbe. Kutuvvet karı. Allah günah yazmayacak ben bu karıyı çay soğanı gibi böyle ince ince doğrayacak yine.
Ne yapıyorlar orada, ne yapıyorlar? Sana ne ha? Sana ne? Ne soruyorsun ha? Bakarıyorsun. Gır papaz. Ya ben mi çağırdım Adile Seymen'i buraya? Ben mi? Kendisi gelivermiş. Kendisi gelir. Niye kendisi gelivermiş? Ben bir kere orada mıyım? Ben buradayım. Ben buradayım, orada. Gönlüm nerede? Bahçede. Mi? Bahçede mi? Gönlüm ne? Burada duruveri. O orada, ben buradayım. İbrahim, sen bu garaya ne biçim gök boncuk verdiysen gari? Bu ikide bir geliyor buraya. Boncuk mu varmış? Yüz vermesen gelir mi ha? Vermesen gelir mi bu garı? Allah'ım ne yok ki? Şu kevrik garını böyle suratına böyle indirmeye gari, indirmeye gari. Böyle çıkıversin bütün delikli suratına çıkıversin. Ah, ah, ah. Bir bak. Buyur. Bütüye gitti mi sen? Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Garı bahçede sen nereye gidiyorsun? Garıya görünce değil mi? Ha? Garıya görünmek istiyorsun sen. Ben senin içindeki hinliği biliyorum gari. Kır papaz. Herkes mühimmatlarını kontrol etsin. Hava şartlarını da göz önüne alın ha. Mangal liderleri yanıma gelsin bakayım. Necla, kamptan daha yeni geldin. Emin misin? Bu yukarıdakilerin kararı Bakır. Tartışamayız. Ya kardeşim ya, bu memlekette ne çok yukarısı var ya. Ben gelmeyecek miyim? Emin misin? Bakır, hayır. Böyle bir şey mümkün değil. Sen ilçeye... İşinin başına döneceksin. Tamam. Hay ben böyle işin içine tüküreyim ya. Ayıp. Neyi ayıp? Allah Allah ya. Evlilik cüzdanımızı PVC yaptır, böyle boynuma asacağım ha. Ay of Ethem. Hem sen benimle niye geliyorsun ki? Niye gelmeyeyim? Evet, niye geliyorsun? Hadi benim görevim var, anladık da sen niye geliyorsun yani? Ben mümkünse sahada müsait bir yerden evlenirsem eğer. Arkadaş, dükkanın camı çerçevesi kırıldı. Kalafat amca orada. Deniz'i okula bıraktık. E ben ne yapayım? Kahveye mi gideyim? Pişpirik mi oynayayım? Ne yapayım? Üf, iyi tamam. O zaman çek şu elini. Çek. Bu babalık mevzusu beni heyecanlandırıyor arkadaş. O niyeymiş, neden yani? Babalar böyle kapıda bekliyor ya, üç buçuk Yusuf, çok müthiş bir şey ya. Allah'ım ya. Ya sen de bakma, biz de o kadar şey değiliz, biz de duygusal bir insanız. Bir çocuğun doğması, bir çiçeğin açması, bir otun bitmesi, bunlar beni duygulandırtırıyor yani. Ben de böyle bir insan oldum ya. Ay Ethem, ne kadar tuhaf bir adamsın sen. Hop. Ne oldu ya? Lastik patladı galiba ya. Oo. Aşkım, sen burada kalıyorsun. Ben bineyim bakayım, üşüme aşağıda, tamam mı canım hiç? Ama kardeşim, 50 kere söylüyoruz ya. Kabak gibi lastikle yola çıkılmaz ki ya. Duydun mu şoför kardeşim? Çift falan girmiştir abi ya. Neyse, spor yapak biraz. Ne oldu? İstepmede patlak galiba ya. Yani oho be abicim ya. Bu bohçacı kamyonu mu abicim, yoksa sağlık minibüsü mü ya? Ya abi, aksilik işte. Ne aksiliği be abicim ya? Bu tedbirsizlik ya. Ziyade olsun komutanım. Biliyor musun? Halis estetik oluyor. Halis mi? Vallahi. Estetik. Hayır atıyorsun. Ya vallahi ciddi söylüyorum ya. Biraz önce gitti adam şeye, operasyona. Ama estetik operasyonu. Ya vallahi benim tahminim o burnuna bir şey yaptıracak. Yani burnuyla ilgili bir sorunu var herhalde. Böyle hani kemer efekti falan yaptırırlar ya bir şeyler.
Zaten kemerli Halis'in bunu. O zaman işte daha böyle hokka gibi falan böyle kaldırtacak bir şey. Estetikle ilgili ne çok şey de biliyoruz öyle. Ne demişler? Öğrenip unutacaksın Ayda Hanım. Komutanım, ben gideyim hadi. Gidiyor musun? Yani takdir edersiniz ki ben sizin bu uygar yerleşiminize mukabil daha başında ikamet ediyorum. Peki o halde? Vallahi şimdi gidip o kutup ayısına diyeceğim ki... Kutup ayısı? Sait, Sait. Diyeceğim ki, Sait Bey hadi bakalım gözünüz aydın. Koruyucu meleğiniz iş başında. Tabii buradaki melek sen oluyorsun. Komutanım. Hakan. Emredin komutanım. Bana bak Teğmen. Benim her uçan kuştan haberim olacak. Tamam mı Aslı? Kuş mu komutanım? Evet, kuş. Misal şimdi sen evlendin diyor. Hayır komutanım. Evet komutanım. Misal oğlum. Senin hanım ilk kekini kime yapacak? Bana olabilir mi acaba? Hayır. Benim hanıma. Neden? Çünkü biz bir aileyiz. Aileyiz komutanım. Dolayısıyla... hayatındaki her türlü ciddi gelişmeden benim haberim olacak. Ve bana bilgi vermeden, olur mu almadan adım atmayacaksın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Güzel. Git hadi şimdi. Kek ne ya? Kek derken ne demek istediğin şimdi? Bana mı kek demek istedi acaba? Kafam gerçekten çok karışık. Hayır yani... fedakarlıkla keklik arasında çok böyle ince bir çizgi vardır. Mahmut ya... ne fedakarlığı, ne kekliği, ne çizgisi. Sen bana ne anlatıyorsun ya? Of! Ama sen bana demedin komutanım. Bir sıkıntın derdin olursa gelip bana açılabilirsin diye. Mahmut, tam 2 yıl önce sen bu karakolun bahçesinde böyle kuş gibi otururken, daha böyle ağzını bıçak açmazken, bu kadar palazlanmamışken ben sana dedim ki oğlum bir derdin bir sıkıntın olursa gel benimle paylaş. O zaman dedim yani 2 yıl önce. Keşke dilime eşek arısı sokaydı da demeyeydim ya. İyi o zaman ne yapayım? Anlatmayayım, içime atayım, anlatmayayım. Ha, anlat, anlat tamam hadi gel, gel. Bir kere daha anlat hadi. Bir kere daha anlatayım. Anlat, anlat. Hep bana kilitliyor. Kim, neyi kilitliyor? Çavuş Taner. Kıdem kademe profesyonelik gözetmeden en pis nöbetleri bana kilitliyor. Sen umutsuz bir vakasın Mahmut. Sen umutsuzsun, bunu biliyorsun değil mi? Umutsuzluğundan değil de... böyle o kadar pis saate koyuyor ki böyle yemek sonrasına koyuyor. İnsan böyle tam böyle bir rehavet çekiyor, uykusu geliyor, hayda nöbete. Az bile yapıyor. Bence az bile yapıyor. Az bile mi? Ben mi dedim lan sana git belini incit diye ha? Koskocaman komandosun, ben mi dedim sana belini incit diye? Yattığımız yerler rahatsız. Mahmut sana buradan bir tane yerleştirin var ya, Sahra Çadırı'ndan çıkarsın ha. Gelirken çay getireyim. Getir. Tam kızamıyorsun ama değil mi bana? Mahmut! Allah ya. Aman koşma, bir yerin incilir. Alo Esma. Osman, nasılsın? Ben iyiyim, iyiyim de. Asıl sen nasılsın? Haberler sende. Baban nasıl? Birlikte alışverişe çıktık. Şimdi onlar berberdeler, çıkmak üzereler. Güzel, güzel. Bir gelişme var mı peki? Bu
uzun bir mücadele olacak Osman. İşimiz bundan sonra biraz zor görünüyor. Sakın pes etme Esma. Sakın. Önemli olan onun buraya geri dönmesiydi. Artık döndü. Bundan sonra hiçbir pürüz kalmayacak. Her şey çorap söküğü gibi gelecek. Tamam mı? İyi ki varsın biliyor musun Osman? Alo? Esma duymadım, parazit vardı. Tekrarlar mısın lütfen? Alo? Hadi oradan numaracı. Bir kere daha söylesen ne olurdu ki? Tamam çıkıyorlar şimdi, kapatıyorum. Tamam. Ha Esma. Dinliyorum. Ya biz ne zaman acaba? Yarın görüşelim mi Osman? Bak şimdi ağzından ballanmıyor. Görüşelim. Hadi görüşürüz, hoşça kal. Saatler olsun babacığım. Hayırdır dayı, kestirmemişsin sakalları? Yok, bizimki kamuflaj maksatlı olduğu için öyle kolay kestirmiyoruz yani. Haydi. Bakalım ya, siz girin içeri. Beni bekliyorsun tabii. Yok, ben zaten dışarıdaydım komutanım. Kimi yiyorsun lan? Estağfurullah. He, estağfurullah tabii. Aydat Eymen'e senin bir kutup ayısı olduğunu söyledim Sait. Niye biliyor musun? Hani bildik zaten ayı boğan ya, Durali Başçavuş'un tabiriyle. Sen burada ekstra ayı boğan oluyorsun. Böyle karların içinde böyle buz gibi kutup ayısı oluyorsun. Anladın mı? Evet komutanım. Kızdın mı lan? Estağfurullah komutanım. Estağfurullah tabii. Kime kızıyorsun? Ben senin komutanınım. Haber bekliyorsun şimdi sen benden. Bey, ben de haberini veriyorum. Vallahi personel şubesinin bu işte bir böyle sıkıntı, bir sorun olmadığını söyledi. Komutanım! Tamam. Heyecan yapma, tamam. Yeter. Komutanım ben tamam. Ellerinize mi sarılsam komutanım? Siz, Allah razı olsun komutanım. Tamam. Cuma, kes. Ha. Bu arada her şeyden haberim olacak senin. Anladın mı? Attığın her adımdan beni haberdar edeceksin. Emredersiniz komutanım. Ha. Misal. Örnek yani. Diyelim ki sen evlendin. Senin hanım İlk kekini kime pişireceksin? Ha? Kime pişirecek komutanım? Tabii ki benim. Ayda Teğmen'e pişirebilirim mesela. Hayırdır abicim, senin nöbetin yok ki. Değiştik ya. Kimle değiştin? Bununla mı değiştin? Onunla. Gözüm orarmıştı. Rica, minnet, yal karış. Ben de kabul ettim. Oğlum mor samor kapanmadı ya lan adamın gözü. Kapanmamış olabilir.
Olabilir ama sen bir cavuş olarak olayın hiç psikolojik şeysini düşünmüyorsun. Başlayacağım sizin psikolojik şeysinize lan. Kafanıza göre nebet değiştiriyorsunuz ya. Yo ya, Allah Allah. Şimdi Allah korusun bir düşman gelse, bu herif süngüsünü taksa. Bunun böyle bir caydırıcı bir tarafı var mı bunun bu tiple bu şekilde? Sıfata bak. Doğru, doğru söylüyor. Bak, hiçbir caydırıcılığı yok. Bu sebepten ben de onun 3-5 nöbetini alıp normalde asla ve katiyen hiç kimseyle paylaşamayacağım gece nöbetimi ona verdim. Adios. Fatih, bir şey sorabilir miyim? Bir çavuşum. Sabahtan beri niye dolanıyorsun lan? Güvenlik amaçlı çavuşum. Security. Ne güvenliği abicim? Hayırdır? Benim onbaşıyla yalnız kalmamam gerekiyor çavuşum. Adam böyle pis pis kesiyor beni. Uzaktan böyle pis pis bakıyor ya. Mahmut. Ne oldu? Kitleyemedi bu defa. Değiştiniz mi? He. Fatih arkadaş rahatsızdı. Onunla değiştik. Vallahi Lafontaine'in tilkisi gibisin ha. Hafente. Neyse boş ver. Hadi yürü. Sen bu arabayı besmelesiz mi çalıştırıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben anlamadım ki ya. Mümkünatı yoktur. Olmaz. Hay Allah ya Rabbim ya Resulallah ya. Hoş geldiniz. Hayırdır Ethem ya? Volvo da buralarda. Abicim ya şu traktör var ya. Bu traktörün çamurluğuna oturmaktan şeklini aldı. Ya! Hayırdır ne oluyor ya? Ay sorma Osman. Bizim sağlık minibüsünün tekerleği patladı da. Hadi gelin içeride çay içelim de Ethem biraz sakinleşsin hadi. Abicim o değil de doğum kaldı ama ya. Ay Ethem inanmıyorum. Sen mi dinleme ben miyim anlamadım ya. Hadi gelin gelin şu çayı içelim. Hiçbir şey kalmayacak hadi. Ebe kocasıyım ben de. Geç geç geç. Sabit bize hemen sıcak çay olur hadi. Emredersin komutanım. Açlık durumu nasıl? Vallahi artık bir karavana yeriz herhalde. Battı balık yan gider değil mi? Oo, kimler? Otur. Kimleri görüyorum ya? Nasılsın Ali abi? Kızım da gelmiş benim. Nasılsınız? 3 dakika işim var, hemen gelirim buraya. Sen bak şuna abi ya. Gel, gel. Oturun, otur. Ayı bu anlar. Bu karakolda efendilik mefendilik iyice tedavülden kalktı anasını satayım. Manzaraya bak. Komandonun biri öbürüne yumruk vuruyor. Onun göz böyle kıpkırmızı olmuş armut gibi gelmiş bir de burada testi gibi oturuyor hayvan herifler. Komutanım. Ne var ne var? Ben aslında mahallem arkadaştan davacı değilim. Davacı değilmiş. Sultanahmet Adliyesi buna burada davacı değilsin. Davacı değilim. Asker ocağı oğlum burası asker ocağı lan. Burada her şeyin karşılığı var. Asker askere vurdu, karşılığı var. Serseri yuvası mı bura? Tüh senin de kalıbına. Bir de imza attık da bunu onbaşı yaptık. Neyine güvenip yaptıysak. Komutanım, Charlie yedi. Şeytan oydum komutanım. Allah
Allahümme sabirin ya. Komutanım, benim zaten bu civciv meselesine raporum var. Ben şeyim o konuda, hassasım yani. Doktor şeysi var. Doktor neysi var ya? Doktor neysi var? Ula doktor sana horoz raporu mu verdi? Hayır komutanım, hatırlarsanız buraya test yapmaya gelen bir doktor vardı. O da unutmamış. O civciv meselesini oraya şey etmiş yani. Çocukluktan bunun böyle bir eseri vardır diye oraya şey etmiş. Ben bu konuda hem hassasım hem raporluyum komutanım. Belut Hanım mı? Evet Perit. Komutanım, ben vallahi muharrem arkadaştan şikayetçi falan değilim. Yazık yani, muharrem arkadaşı da yazık. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim ya. Tiplere bak tiplere. Dede çok soğuk, çok. Soğuk. Ama iyi ayva verdi bu sene. Ayva? He, ayva. Oğlum Hamza, ben sana bütün Kızılderili felsefesini baştan anlatamam ki ya. Allah Allah. Sen Fatih'le değiştin değil mi? He? Ulan. Ne yapayım, çok ısrar etti, yalvardı. İnsan bir yerden sonra kıramıyor biliyor musun? Oğlum çok soğuk ya. Ya oğlum soğuksa soğuk ya. Git biraz adımla kendine gelsin. Dur Ali Başçavuş uyuyor ama. Oğlum Dur Ali Başçavuş aşağıda horozcuları uyuyor. Sen git adımla ısınırsın. Hadi. İyi. Adımlıyorum. Git adımla da bir tefekkür edelim, bir kafamızı dinleyelim ya. Üf, soğuk da soğuk, soğuk da soğuk, soğuksa soğuk. Üf. Yalnız harbiden soğuk ya. Ulan Mahmut. Sen içini ısıtacak şeyi bilirsin. Hadi bakayım. Lan. Neredesiniz? Sizin canınızı yerim ben ya. Şu güzelliklere bak ya. Kız. İlknur. Kızım. Özledin mi babanı? Ha? Dünya güzelim. Sen ne yaptın İlker Efendi? He? Aslan parçası. Ulan kazık kadar oldu ya. Bu oğlanı sünnet ettirmek lazım. Dur bakalım. Ya şöyle yazın şuna güzel bir sünnet yine yaparız. Hakan Temel Kirvesi olur ya da Osman Kanat. Dur Ali Başçavuş'a da pilavını yaptırırız ha. Muharrem'de öküz değil herhalde. Bir yarım altın bir şey takar yani. He? Yalnız hakikaten ha. Birlikte bir ton adam. Sosyal çevremiz var. Hanımın akrabaları falan. Bir ton altın takarlar ha. Nakit para da cevası. Çok özledim ben sizi. Vallahi burnumda titriyorsunuz ya.
Yaralı var! Yaralı var! Koşa, koşa, koşa çabuk! Çabuk, Engin, Engin, Engin! Mahmut. İyi olacaksın. Kadarı yeter. Adamlar uyandı nasılsa. Ateş serbest. Roket atar. At şunu şuraya. Yaralı kim? Yaralı kim? Mahmut komutanım. Benimle gelmen lazım hemen. Ne oldu Osman? Alınacak paket yok. Devre gidiyoruz. Tamam mı? Güzel. Sakın peşimden ayrılma. Ben de geliyorum. Korkma. Ama çabuk ol. Çabuk el kafana. Ey ey ey! Mahmut. Emol. Konuş benimle olur mu? Bak. Muhabbet edelim. Verme kendini. Alo. Beren, Kamil sizi ailenize dönün. Muharrem sen burada kalacaksın. Osman. Elimden geleni yapacağım ama biliyorsun ben bir ebeyim. Bana bak. Sen benim hayatımın en büyük baş belasısın. Ve öyle kalmaya devam edeceksin. Anlaşıldı mı? Sakın bırakma kendini. Sakın. Muharrem, dünya yıkılsa başından ayrılmayacaksın. Emredersin komutanım. Elinden geleni yap. Ben doğurtturmayacağım değil mi?
gideceğim. Sıcak su getir hemen. Sıcak su? Ethem, o emir aldı. Bir yere gidemez. Çabuk sıcak su getir. Birlikte savaşacağız, tamam mı? Mahmut, Emor. Kadasını aldım. Korayım bak seni. Hadi, hadi. Yeter yanında komutan. Allah büyük. Allah belanızı versin. Sızmaya çalışırlar. Ora bende. Başlıyorum şu. Murat, sana Ramza gel benimle. Birazdan hava kararacak Osman. O zaman işimiz iş. Ben onu düşünmüyorum komutanım. Ben yaralımızı düşünüyorum. Ben Mahmut'u düşünüyorum. Yoksa karanlık bizden korksun.